Evet sevgili arkadaşlarım, nasılsınız canlar? Hoş geldiniz tekrar hepiniz. Part 2'mize devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden Part 2'den devam edelim. Sevgili Eril arkadaşlar için Part 1'i yapmıştık. Çok kısa bir özetini yapalım. Çok sevdiğim iki destemi aldım. Lenormand destemi arkadaşlar aldım. Lenormand destesiyle açım yapmayı çok severim. Ve Emotion destemi aldım. Bu iki desteğiyle şimdi sevgili ilahi dişileri de part 2 olarak yapacağım. Ama dişileri geçmeden önce erileri tekrar bir genel özet yapmak istiyorum. Part 1'in kısa bir özetini yapmak istiyorum sevgili canlarım. Bakalım kartlarımızın kapısını da çalalım. Alo diyelim. Oo, ilahi eril de gözüktü, hemen alıyorum. Peki, kendini gösterdiyse beni al başa koy dedi. Memnuniyetle sevgili ilahi eril arkadaşlar. Boynunda da bakın Mars kolyesi var. Ben erilim, buradayım diyor. Yani ben 21 numaramı bitirdim Cennet Hanım. Ben evliya oldum mu diyorsunuz? Ermiş oldum mu diyorsunuz? Erilliğimi elime aldım mı diyorsunuz arkadaşlar? Ben gerçek hakikatli bir eril olduğumu kabul ettim sonunda. Zaten öyleydim, kabul ettim sadece. Bugüne kadar kendinizi inkardaydınız. Şimdi kabul ettiniz. Artık demek ki neydi hani bir önceki bilgilendirmelerde borç ve adaletsizlik durumlar, bencil ve size arzu ettiğinizden geri koyan haset, açgözlük, kıskanç, yanılsama ve yanılgılar yaşatan kişilerle verdiğiniz sınavlarda onlara karşı merhametli olmamanız gerektiğini ne güzel de vermişti. Neyse hadi alayım. Çok gereği yoktu onun ama olsun. Evet, alayım o zaman. Dolayısıyla şimdi valla Eril'in kartları kendinden geliyor. Böyle geliyor, böyle alacağım. Peki. Ha, Eril'i önce özetleyeceğim arkadaşlar tekrar. Maske. Peki, bir de aşkla ilgili ne demek istiyorsun? Bir şansım var mı yok mu bilmek istiyorum. Ay, hala bu aşamada bu soruyu sorduğunuza inanamıyorum sevgili eril arkadaşlar. Yani gerçekten bu yolda, bu noktadayken bu soruyu hala sorma. Yani nasıl sorabiliyorsunuz gerçekten? Akıl sır erdirilemiyor. Hakikaten erdirilemiyor yani. Bu sorulması gereken bir soru değil ki. Aklım çok dolaşmış olmanız gerekiyor. Neden buradan çıkamıyorsunuz? Hala demek ki özdeğer güvensizliği var sizde. Hala bir takım maskeli durumlarınız var. Kendinize maske takıyorsunuz. Hala belki sevdiğinizin size taktığını düşünme yanılgısındaysanız çok büyük hatalı bir durumdasınız. Siz o zaman evliya mevliya olamazsınız yani. Bakın yıldız var. Sizin düşündüğünüz yerde bir şansım var mı? Bana maske takıyor mu dediğiniz yerde size cevap yıldız geldi arkadaşlar. Niye böyle düşünüyor hala dediğim noktada şifalanacak denildi. Zaten en büyük hatanız buymuş. Kadersel süreç varmış. Size böyle hissettiriliyor. Hani kadersel süreciniz varmış arkadaşlar. Hani bunu onun için böyle hissediyorsunuz. İnşallah bugün şu an bu videoyla bu da bitmiş olmuş olsun. Peki. Şimdi aşk ve güzellikler üzerine sevgili ilahi erillerin artık yavaşlamayı bıraktıkları ve kendilerini icra ettikleri durumlara gelmelerini niyet ediyorum. Ve Emotion'dan da açıklama kartlarımızı da alalım. Sevgili ilahi erilleri özetleyeyim. Ondan sonra sevgili ilahi dişillerime geçeyim. Zaten dişiler için çok açık net geçen videoda söylemiştim. Ya işte kaçınılmaz yani anlattığım videolardaki olaylar geldi bilgiliğe. Maskeye ne verilir? Maske verildi. Maske ne verilir dedi. Bu kadar kartın içinde maskeye maske geldi. Bakar mısınız? Balık soru işareti. Hala bir şansım var mı diye hala bunda tereddüt ediyorsunuz. Bu da inşallah bu videoyla çözülmüş, şifalanmış olsun. Zaten içinizde var. Siz zaten biliyorsunuz aslında neyin ne olduğunu da. İşte orada kendinize tam güvenmeniz gerekiyor. Çözüm anahtarı da desteği enerjisinde var. Bakar mısınız? Çözüm arayışı, kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, zaten sahipmişsiniz. Bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Arkadaşlar, çözüme kavuşturacağınız mevzunuz yok. Bütün mevzularınız çözüme kavuştu. Bunun kabulüne geçmeniz gerekiyor. Bence sizin sorununuz bu. Peki. Tabii kavuşma aşamasına gelmiş olan bir önceki videolarda şu ana kadar benim kanalda 2020'den beri kurduğum birinci videodan şimdiye kadar eğer siz
Benimle birlikte devam ediyorsanız bu süreci de bu şekilde anlattıklarımla uyumlandığınızı, özellikle de bu son dönemlerdeki videolarla gelmiş olduğunuz farkındalık seviyem bu diyor iseniz eğer, o zaman bu sizin için özet oluyor ve kavuşma aşamasındaki bir eril olarak kendinizi görebilirsiniz. Bakın size siz geldiniz zaten. Şimdi burada bu kartlar bana ne diyor biliyor musunuz? Özetini yapayım sevgili ilahi evliler. Siz diyorsunuz ki evet ben bunu kadersel olarak yaşadım. Yani benim bakın hiç ruh ikizinizle ilgili burada hiçbir şey yok. Sadece ruh ikizinizle köklü sağlam bir gelecek kurup kurmayacağınızla ilgili düşünceniz de ters geldi. Bakın ruh ikizinizle bütün kartlar sizinle ilgili. Ruh ikiziniz daha hiç yer almıyor. Ruh ikiziniz gelmedi bile. Ruh ikizinizle ilgili düşüncenizde bir tane kart verildi. O da kendisi değil. Sizin kendisi hakkındaki düşünceniz verildi. Bu düşünce de ters verildi bakın. Ve tam da burada şifalanma olacak denildi. Peki siz ne düşünüyormuşsunuz? Sistemin size mesajı nedir? Siz diyorsunuz ki sevgili ilahi eril arkadaşlarım. Acaba ben kendi kendime zar mı atıyorum? Birisi bana zar mı atıyor? Üçüncü kişi bana zar attı. Ben bu üçüncü kişiyi en büyük hayalim olarak görürken ne kadar yanıldığımı gördüm. Aslında en büyük hayalim olan sevdiğim ilahi dişilden ona gitmeyeyim. Çünkü ona gidersem çok sağlam olacağını çapa geldi 9 numara. Maça bu yola çıkmayayım. Çünkü niye maça dokuzlu? Erili karanlık yola çıkışını gösteriyor. Fakat halbuki neymiş? Çapa, sağlanmış. Kim demiş bunu? Bu bilgeliğe gelmesin. 5 numara, 5. ev aşkı, sevdiği hobilerini yapamasın. Yani arzu ettiklerini yaşamasından alıkoyan kimmiş? 3 numara, 35 ile geliyor. Üçüncü bir kişi erili bilgiden yoksun kılmak için bir erilin çıkacağı bu sağlam yola ki ruh eşi kartı burada ruh eşi hakkındaki düşüncesiyle geldi. Bu sağ, çünkü bu kart ruh eşiyle sağlam köklü bir gelecek kuracağını gösterir. Ters verildiği için ilahi eril ruh ikiziyle sağlam köklü bir gelecek kurmayacağını zannetme yanılgısındaymış. Ama bu zannetme yanılgısını da bir üçüncü kişinin attığı bir zar yüzünden yemiş. Yeme gelmiş yani üçüncü bir kişi. Öylesine laf ola bere gele bir şey sallamış o an için. Düşünün ki bir kişiyle tartışıyorsunuz. Kendinizi üstün kılmak için egomuz ne yapıyor orada? Böyle kendimizi korumaya almak için ne geliyorsa söyleniyor değil mi? Mesela hani kendini üstün çıkarmak için. O anda kendisini kurtarmak için laf ola bere gele bir şey sallamış o da tutturmuş bakmış ki eril de inanıyor. O gün bugündür o zar köklü bir zar olmuş arkadaşlar. Peki kaç? 39 yıldır zar yiyor bu kişide. Bakar mısınız? Üçüncü kişi 39 yıldır bu erile zar atıyor denildi. Kimisi için 35 ile geldi, kimisi için 28 yılla geldi, kimisi için 40 yılla geldi arkadaşlar. İnanılır gibi değil. En küçük rakam 5 geldi. Yani en küçüğü 5 geldi. Beşinci ev konuları nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Astrolojide hobi. İş alanım, evde, yani işimi ne kadar keyifli yaparım evimde, hobi olarak kendimi ne kadar keyifli icra ederim. Yani beni seven mevzularım nedir? Ben beni sevdiğim mevzularımın peşine gideyim dediğiniz noktada gitmemeniz için o sevdiğiniz, istediğiniz kişiye, sevdiğiniz, istediğiniz, yapmak istediğiniz, arzu ettiğiniz durumları gerçekleştirmemeniz için üçüncü kişi size bir yalan söylemiş, iftira atılmış yani burada. Ruh ikizini atmış. Üçüncü kişi ruh ikizini bile daha tanımadan, görmeden, bilmeden ilahi erile bir zar atmış, bir yalan, bir iftira atmış. Bunu da en sağlam kişi üzerinden yaptı diyor. Yani en sağlam kişi kimdir eril için? Ruh ikizi. Ruh ikizi üzerinden diyor çapa gibi sapa sağlam ilahi bak 5 ile geliyor. Pir yani bilge seviyesindeki, pir seviyesindeki ruh ikizine 5. ev 35 ile geliyor. 2 5 var burada arkadaşlar. Ve ruh ikizi hakkında gerçek bilgiye ulaşmaması için bir yalan attı. Bu da o kişiyi tam tersi bir karakter ve kişilikte bir yalan attı deniliyor. Hani ruh ikiziniz nedir? Çok doğru, dürüst, sade, mütevazi, alçak gönüllü, kibar, narin, naif, akıllı ve zekidir yani değil mi? Mesela kötü olan hiçbir şeyde tarabezi yoktur yani. Ne yapmış? O kadar kötü bir şey, iftira atmış. Eril de bunu yemiş mi? Yemiş. O gün bugündür bu doğru mu değil mi bunun araştırmasıyla vakit kaybetmiş. Fakat sistem burada diyor ki
ruh ikizine böyle bir iftira attı ama o kişi sana 39 yıldır iftira atıyor. 39 yıldır seni arkadan karalıyor. Senin hayatın yaşadığı bütün sıkıntıların sebebi 39 yıldır bu kişi hayatında sana sürekli zar atıyor ve sen bunu görmüyorsun ve sürekli zarların rakamına bakın. Üstte resmedilmiş rakama bakın arkadaşlar. Biri 5, biri 6. Yani 56'yı gösterir. Yani 5. ev ve 6. evi gösterir. 5. ev hobi, 6. ev aşk evidir arkadaşlar. Eri, yani bizim hayatta kendimizi düşünün ki var ettiğimiz, gerçekleştirdiğimiz, bizi mutlu eden mevzularımız neyse, neyi yapmaktan hoşlanıyorsam, neyi yaparsam beni mutlu eder. İdealim, hayatım, hayat amacım, isteğim, dileğim, niyetim. İşte çizdiğiniz o hayat portrenizde her kimle ve neyi yaşamak istiyorsanız ona iftira atılmış. Ve siz bunu hayatınız boyunca gerçekleştirmeyin diyeyim. Bu kişi demek ki minimum 40 yıldır belki hayatınızda olabilir arkadaşlar. 39 yıldır size zar atıyor. Kimisi için 40 yıldır atıyor. Kimisi için 34 yıldır. Kimisi için 12 yıldır. Kimisi için 35 yıldır. Minimum diyorum ya, 5 yılla geldi arkadaşlar. 5 de ters geldiği için henüz 5 olmamış. Demek ki 4 imparator seviyesinde. İmparator neydi? Ben doğruyum, haklıyım kendini görüyor ama aslında imparator olmanın, tacın anlamının o koltukta oturup ahkam kesmek değil, o koltuktan kalkıp, o koltuğun manası değil, koltukta oturmak değil, başına takılan tacın manasına varmasıydı Ereli. Yani imparatorun duran, o ahkam kesen, o egoist, narsist, hani Katina'daki karşılığı Tagral ya, Tagral enerjisinden çıkması gerekiyordu. Oturan imparator 4 numara Tagral'ı gösteriyor zaten. İşte dolayısıyla Tagral videomu da tekrar izleyin mesela. İşte o, bu kişiye zar atılmış. Ruh ikizi üzerinden zar atılmış. Ruh ikizi hakkında bilgeliğe gelmesin diye güdüsel olarak. Çünkü burada yarasalar var. Yarasalar nedir arkadaşlar? Gece görüşü çok yüksektir ama hayvandır. Hayvanda da insan aklı, zekası, iradesi olmadığına göre, insandaki ruh olmadığına göre ne hayvan? Hayvan neyle hareket eder? Güdüyle hareket eder. Yani güdüsel olarak beslenme ihtiyacı vardır. Beslenir. Güdüsel olarak uçması gerekiyordur. Uçar. Yarasa da gece görüşü çok yüksek olduğu için, yani zoomlayan, yani görüntüleyen, yani takip eden, yani izleyen, hani an be an seni gözeten, izleyen biri var. Bu da maske takan, 40 yıldır hayatında olan biri, 40 bin tilkilik yapan, 40 bin suratı var diyor yani. Ve senin bu, senin karman, bu karma kartıdır, para kartıdır, iş kartıdır, gelir kartıdır, mirası da temsil eder, madde, mal, mülkü de temsil eder. Bütün olayı senin hayatında kal, senden beslense, maddi manevi ne istiyorsan onu yapsın diye. Yani sen onun isteklerini yerine getir. Hani çok özür dilerim, yani çok affedersin. Hani seni mal gibi görüyor. Çalış, bak, besle onu. O senden besleniyor işte. Kendine seni bir şans olarak görmüş. Tabii ki senin gidip hayatını kurmak, onu bırakmak, onun ne kadar kötü olduğunu görmeyi, görmemen için gereken her türlü engeli gösterecektir. Fakat sen bunu göremedin deniliyor. İşte burada da sen de kendini o kadar engelleyen birisin, öz değerinden, öz sevgi, öz güveninden, o zamanlar, o zaman geçmiş anlatıyoruz. O kadar eksiktin ki bütün atılan zarları yedin ve bütün zarlar sana hayatın boyunca 5 numara bilgeliğe gelme, 6 numara gerçek aşkına gitme, aşkını tanıma diye yapıldı. Yani gerçek hayatında kendinin gerçekte kim olduğunu keşfetme, gerçekte sahip olacağın mutlu hayatı yaşama, gerçek aşkı yaşama. Çünkü gerçek aşkı yaşayacağını da 39 yıl evvel bu kişi öğrenmiş. Yani üçüncü kişinin yerinde hiç kimse olmak istemez herhalde. 39 yıldır sizin kendinizden kendisini bırakıp gideceğinizi bilerek yaşamış arkadaşlar. Aslında Allah'ın kendisine ne büyük bir sınav vermiş değil mi mesela? Hiçbir zaman kendisini sevmeyen bir eril tarafında başka bir ruh ikizi olduğunu bilgisini 39 yıl önce bile öğrenmiş ki bu evlilik bitecek. Günün birinde o sevdiği gerçek ruh ikiziyle karşılaşacak ve bu evlilik bitecek denilmiş kendisine. Demek ki bakımlar, tarotlar vesaire, astrolojik, işte belki işte fallar bakıldıysa, bu kişi 39 yıl evvel bu kişinin de ilahi erilin kendisini bırakacağı bilgisi verilmiş.
39-40 yıldır bu korkuyla yaşıyormuş zaten. Çünkü bırakılacağını biliyormuş. Eninde sonunda biteceğini biliyormuş. Bitmemesi yönünde bütün hayatını buna adamış ve bitirilmemek üzere erilin gözünü kör etmek, haşa, tövbe, istiğfar, terip. Yani gerçeği görmemesi için sürekli perdeli oynamış, maske takmış, 41 maske ve bilgelikten uzak kalsın. Güdüyle hareket etsin. Gece gündüz röntgenlemiş yani, izlemiş, takip almış. Hani öyle ki siz uykunuzda uyurken nefes alıp almadığınıza kadar bakmış yani. Düşünün, o kadar sizi projeksiyon altına almış, gözlemlemiş. Sizin hakkınızda, hayatınız hakkında her şeyi biliyor. Değişen ruh haliniz, duygunuz, yüzünüzü düşünün ki siz ruh ikizinizle tanışıp aşık olduysanız, sizin aşık olduğunuzu siz daha bilmeden sizden önce sizin gerçek ruh ikizinizi bulup keşfettiğinizi fallardan, tarotlardan öğrenmiştir zaten, bakımlar yaptıra yaptıra. Allah çıkartır yolunu, çünkü öğrenmesi gerekiyor, bırakması gerekiyor ya size. Çünkü siz bırakmazsanız bile onun sizi bırakması gerekiyor. Siz bunu idrak edip bitirene kadar. Fakat kendi de bunu idrak etmek istemiyor ya zaten. Ne yapıyor? Allah sürekli yoluna ona bu evlilik bitecek, bu evlilik bitecek bilgisi verilir. Daima verilir. Karmik kişileri daima verilir. Fakat kişi kabul etmemiş. Siz savrulmuşsunuz. Kendi de savrulmuş. Gece gündüz gibi birbirinizin o kadar zıttı iken size karanlıkları yaşatmış, sırf güneşinizi doğurtmayın diye, dengeye gelmeyin diye, kendi gerçek erilliğinizi, adamlığınızı bulmayın diye sürekli önünüze beklenmedik olaylar çıkararak, bunları da ani ani yaparak, yani sizi o kadar izliyor, öyle bir projeksiyonu almış ki, bu kart onu söyler zaten, hani öyle bir projeksiyonu tutmuş ki, hani nefes alışını bile izliyor o denli. O yüzden de ne yapıyor, bakıyor ki aşık oldu, ruh ikizi karşısına çıktı, tanıştı, maske veriliyor. İşte hakikati gizliyor, maskesini takıyor. Olanı olduğu gibi göstermiyor. Eli öyle tabii ki yansıtmıyor. Çünkü kendi beslenecek ya ondan. Niye onu bıraksın ki? Çünkü gerçekte kim olduğunu öğrenecek. Öğrenmesini ister mi? İşte o yüzden de kendisine de sahte gülücükler takarak, mutlu olmadığı bir hayatta mutluymuş gibi göstererek kendini, sürekli ani gelişen, beklenmedik olaylar, hızlıca gelişen haberler, doğrudan iletişim, her yönde hızlı şekilde ilerlemek, hedefe hızlıca ulaşmak. İşte öyle bir olaylar çıkarmış ki önünüze. Siz bunu o kadar beklenmedik bir anda öyle olaylar yaşayıp karşılaşmışsınız ki arkadaşlar, neye uğradığınızı şaşırmışsınız yani. Gecenizi gündüz, gündüzünüzü geceye çevirmiş. Öyle bir savurmuş sizi. Fiziksel, psikolojik acı çekmeye başlamışsınız. Öyle vicdan azabı çektirilmiş ki. Öyle olaylar yaşatılmış ki sizin kendinize olan güveninizi darma duman etmiş yani. Ve bir de yurt dışı, bakın haç kartı aynı zamanda bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve fiziksel, mesela siz eğer yurt dışı ile ilgili bir iş yapıyorsanız, gidip geliyorsanız, işte gidip gelme zamanlarınızda da o çok güzel at koşturmuş, cirit atmış yani, istediği gibi meydanı boş bulduğu için de oynamış zaten, işte yurt dışına bile belki önünüzü kesiyordu yani. Çünkü diyor ki burada yurt dışı ile ilgili de bağlantılar, mevzular var diyor, fiziksel mesafe var burada. Hani siz bugüne kadar böyle bir yurt dışıyla bağlantılı bir işiniz varsa, bir ortaklığınız varsa veya yurt dışı kökenli bir firmanın temsilcisi, çalışanı iseniz arkadaşlar, burada tabii ki bu da uzak mesafeler yaratıyor. Ne yapıyorsunuz? Zaten erkekler ne yapar? Adamlar işkolik oldukları için sürekli iş peşinde koştururlar. İşi koşun. Bir de yurt dışıyla bağlantısı var. Sürekli de git gel yapıyorsa adam zaten işten kafasını kaldıramıyor ki. Hani öyle öyle olaylar yaşatılmış ki, yani burada bana nasıl bir enerji geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Maske ve maske ne diyor? Hakikati saklamak, bakın. Maske takmak, olan olduğu gibi yansıtmamak, bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek. Merak edilen. Neyi merak ediyormuşsunuz sevgilileri? Akılda takılı kalan meseleler. Neymiş sizin aklınızda takılı kalan bu meseleyi? Bir bakalım. Bir kart çekeyim sevgili Rumi Tarot'umdan. Edil'in aklında takılı kalan nedir bu? Edil'in, çünkü onu karma kartına seçtim. Balık 34 numaraya seçtim. Nedir bu? Kılıçların ikilisi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzurları. Size şu deniliyor. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Bildiğim bir şeyi merak etmenin anlamı da anlamsızdır diyor. Sistem size. Hani zaten sen Musa oldun diyor yani. Firavun taraflarını da öğrendi.
Onlar da iyileşti, şifalandırdı. Artık Musa ve Firavun ikisi de huzura eriyor Allah'ın nazarında. Yani demek istiyor ki üçüncü kişi de Firavunluğunu kabul etti. Firavun olduğunu anladı, sen de Musa'ydın, Musa olduğunu farkına vardın. Ve ikiniz de Allah'ın huzurunda huzura erdiniz diyor. Yani kendinizin kim olduğunu kabule geçtiniz artık. Yani üçüncü kişi olduğunu kabul etti. Sen de Musa oldun aslında. Bir Firavun olmadığını kabul ettin diyor. Firavun'un üçüncü kişi olduğunu gördün, anladın, kabul ettin. Hani burada da artık merak edilecek hiçbir şey yok yani. Hani burada karman belli yani. Firavun. Daha başka karma aramana gerek yok diyor. Neyin karmasını arıyorsun? Nerede karma olacak diyor. Hani bunu düşünen bir karma zaten. Karmik enerji yaratıyorsun, karmik düşüncedesin, bundan çık diyor sistem size. Burayı kapatın arkadaşlar, burası şifa alan. Peki ben buraya bir şifa rica ediyorum Allah'ın izniyle. Şimdi şu anda bu kılıçların ikilisi öz saflığına ersin, bu eriller artık Musa olduklarının bilincine vardılar, kabul etsinler. Çok çok güzel ve çok ağır verdi sistem. Ne zamanki ruh ikiziyle iletişime geçti, bilsin ki nazarımızda o zaman Musa'ya geçmiş olacak denildi sistem tarafından. Hala Firavun. Çünkü Firavun'u da oynayan kendisi, Musa'yı oynayan da kendisi deniliyor arkadaşlar, siz erillere. Yani üçüncü kişi Firavun, o ayrı, bakın. Şimdi orayı geçin. Size çektim bu kartı. Size deniliyor ki kendisinin iki yüzü var hala. Merak ettiği şey aslında kendisinin iki yüzlülüğü deniliyor. Çünkü firavunluğunu gördü, kabul etti. Yani hatanın kendinde olduğunu gördü, kabul etti. Yanlış yolda ilerlediğini gördü, kabul etti. Musa'ya da erdi, erdirttik. Şimdi tam Musa olabilmesi için sevdiği, geride bıraktığı kadına gidip onun yürek acısını bitirmesi gerekiyor denildi. Ancak o zaman tam bir Musa olacak Allah'ın nazarında, gerçek bir ilahi eril sıfatına kavuşacaksınız arkadaşlar. Şimdi siz halen bu düşüncede düşünmeniz bile, sistem size diyor ki bu firavunca bir düşüncedir, kabul görmüyor, bu düşünceden çık. Yani ben gidersem kabul görür mü? Ben gidersem beni seviyor mu? Ben gidersem sevgim aşkım karşılıklı mı? Gerçekten o da bu sevgi bu aşkta mıydı? Bu noktada sorulacak soru değil. Bunu çoktan aştınız. Bunu kabule geçmenizi istiyor sistem. Bu sorulacak soru değil diyor. Bunun cevabı zaten çoktan öğrendin. Hem de yaşatılarak bilgeliği hem dünya planında hem ruh planında verildi diyor. Yıldız da buna işaret eder. Ne diyor yıldız kartı? Bakın, kadersel süreçler, kadersel olarak şanssız zamanlama, dileğinin gerçekleşmesi. Yani dileğiniz gerçekleşiyor artık. Sevdiğinle kavuşacaksan bu aşamada bu soru mu sorulur deniliyor size. Dilediğinin gerçekleşmesi, tuttuğunun altın olması, arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak. Şans istedi, şans verildi deniliyor. Sadece şansı gerçekleştirmen için bu tuttuğunun altın olması, yani ne dilerseniz dileğiniz gerçek olur ve verilir arkadaşlar. Yürek acısı gibi acı yok, git sevdiğini yüreğindeki acıyı bitir denildi. Yani sevdiğine eylem yap ki tam Musa olasın. O zaman arzu ettiğine de zaten kavuşmuş olursun. Bu şansın var mı? Evet var, var, var deniliyor. İşte dileğin gerçekleşecek, tuttuğun altın olacak deniliyor. Tuttuğun altın olması demek Allah mucizeleriyle ödüllendirecek arkadaşlar. Bu ödülleri alabilmeniz için fiziksel eylem yapmanız gerekiyor. Yürek acısını, sevdiğinizin yüreğindeki yürek acısını bitirmeniz gerekiyor. Artık sorduğunuz bu soru çok yersiz ve anlamsız, çok gereksiz görüyor sistem. Çünkü zaten cevabını çok net öğrendiğim bir soruyu sormakta diretmeye devam etme deniliyor. Çok ciddi uyarı geldi. Hala bizim nazarımızda firavunsun, bu soruyu sorduğun sürece Musa'ya geç deniyor. Musa'ya geçmek için de sevdiğine bakar mısınız arkadaşlar? Para kartına çektim. Maske kartını, ne, hala maskelediği durum nedir? Sevdiğine yüreğini açmıyor denildi. Üçüncü kişi gibi maskeli dolaşıyor. Hala karma bir durum var mı yok mu diyor. Kendisi bu karmik düşüncede olarak karmayı yarattığının farkında değil deniliyor. Ve dolayısıyla merak ettiği konu, zaten bildiği bir konu, cevap verilmiş bir konu. Burada da maske takıyor. Hala firavunluktan çıkmadığı nokta bu. Aklında hala takılı mesele var. Gidersen beni seviyor mu, sevmiyor mu, kabul eder mi, etmez mi? Yani çok merak ediyorum sevdiğim Allah'ım. Hani o beni seviyor mu, benim bildiklerimi biliyor mu, benim yaşadığım doğru diye kabul ettiğim bu aşkta, sevgide o da var mı? O da hani beni seviyor mu, bu aşkta mı diye sistem diyor ki, yani bu ne kadar saçma bir soru. Yani bu gerçekten çok saçma bir soru arkadaşlar, sizin şu an sorduğunuz bir soru.
öğrenmek istedikleri uğrunda gizli araştırmalar yapıyor diyor hala. Bu noktada işte firavun olarak görülüyorsunuz. Firavunun son noktasını bitirmeniz gerekiyor. Sevdiğinizin yüreğindeki bu yürek acısını bitirdiğinizde asıl saflığınıza ulaşmış oluyorsunuz. O zaman firavunluğunuz bitecek. Musa'ya geçiş yapmış olacaksınız ki sevdiğinizle kavuşmanız ancak sevdiğinize iletişim yapıp kalbinizi açmakla olabileceği söylendi arkadaşlar. Bu acı, elem, keder ve bu savrulmanın bitebilmesi için karanlığın ardından güneşin doğabilmesi için eşitlenmek ve dengeye gelmek, eril ve dişil denge uyumunu yaşayabilirsiniz. Ancak bu noktada denildi. Onun için hakikati saklama, maske takma, olanı git yansıt, o kalbin yüreğindeki o aşkı paylaş, dile getir. Mutsuz olarak devam etme, mutluymuş gibi de maske takma. O sevdiğin acı yaşıyor, yaşatıyorsun. Çünkü o da seni özlüyor. Bu bir kadersel süreçti. Fakat şanslı bir zamanlaman var. Bunu artık yapabilirsin. Bunu biliyorsun. Arzu ettiğine kavuşma şansı. Bakın yıldız kartı ne diyor? Kadersel olarak şanslı zamanlama, dileğinin gerçekleşmesi, tuttuğun altın olması, arzu ettiğine kavuşma şansını yakalamak. Bu kadar mucizevi bir şans tanınmış. Bunu asla kaçırmayın arkadaşlar. Size naçizane tavsiye. Naçizane tavsiyem asla kaçırmayın. Ani olaylar gelişebilir. Beklenmedik olaylar hızlıca hayatında yer vuku bulabilir. Ve hızlı bir şekilde bu niye oldu, niye oldu şimdi deme deniliyor. Çünkü burada maske takmaya devam edersen, firavunlukta devam edersen, yürek acısını sevdiğini yüreğinde bitirmez. İsen kalbini ona açıp burayı iyileştirmez. İsen ani olaylar gelişebilir denildi. Ve aynı zamanda da ok, yani mesaj kartı şunu da de. Sevdiğinle ani olarak her an iletişime geçebilirsin. Ve burada hızlıca bu iletişimi sağlayıp haber verip haber alabilirsin. Doğrudan bu iletişimi kendin yap. Çünkü ne diyor? Hızlıca gelen bir haber doğrudan iletişim. Yani senden sevdiğine bu hızlı iletişim, bu haberin doğrudan gitmesi gerekiyor. Senin sen olan senden gitmesi gerekiyor denildi. Ve bir yönde hızlı şekilde ilerlemek, hedefe hızlıca ulaşmak. Evet, çok güzel geldi, muhteşem geldi. Eliller, özetinizi aldınız. Yola koyuluyorsunuz. Direksiyonu artık kontağa çevirdiniz. Yolunuz, pusulanız neymiş? Sevdiğinize gidip kalbinizi açmakmış. Bunu her an istediğiniz her an yapabilirsiniz ve sevdiğinizin gözünde, nazarında, siz Allah'ın nazarında, her şeyden önce Allah'ın nazarında, böylece firavunluktan Musa'ya terfi edeceksiniz. Bunları aldık, kabul ettik. Güzel olan her şeyi sevgiyle kabul ettik. Olumlu olmayanları derhal dönüştürmeniz dileğiyle, yapmanız gerekeni yaptığınızda dönüşecek ve şifalanacaktır. Azize bilgeliğe. Evet, şimdi ben bir azize olarak, bir bilge olarak, ruhsal rehberiniz ve dünya planındaki rehberiniz olarak Allah'tan akanı akıtmaya devam ediyorum. Gelsin sevgili dişillerime yapıyorum. Şimdi eriller, cevaplarınızı aldınız. Mıy mıy yok artık. Kendinizi kandırmak yok. Yola koyun. Kontağı çevir. Yolun sevdiğin. İlahi dişiliyle yapıyorum. İlahi dişilin kendisi geldi. Çok güzel. Ay, aşk geldi. Karşılıklı gerçek aşk size cevap veriyor dişiler. Hani siz mıymığından çıkamıyorsunuz ya, seviyor mu, gitsem kabul eder mi etmez mi demeyin arkadaşlar. Sevgini sizi kabul ediyor. Bu sizin tilki çakallığımış. Bakın dişil size çok güzel cevap verdi. Sen benim ruh ikizimsin. Biz bu aşkla beraberiz. Benim varlığımı o kadar iyi biliyorsun ki boşuna bana hatta gözyaşı yaşatıp beni bekletme dedi. Çok net cevap geldi. Harikasınız. Sevgili ilahi dişillerim, seviyorum sizleri, güzel kadınlar. Harikasınız. Net, ki işte böyle mıymıntılıktan uzak, net. Erkekten daha erkeksiniz vallahi dişillerim. Seviyorum sizleri. Sevgili ilahi erillerim. Sevgili ilahi eriller, bakın kadın kadar adam olun lütfen. Yani bakın bu dişillerdeki mertlik, cesaret, bu yürek nasıl güzel insanlar. Şuraya bakın. Bir numarayla geliyor ilahi dişi. Kendiniz gibi bir numara olan ilahi dişilerinizi, azize bilgeliğini kabul edin. Bu insanın bu kadar güzel, narin, zarif, eşsiz insanlar olduğunu kabul edin. Ve o, onun olduğu her yer bu kadar güzeldir. Şu kartın enerjisine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Sizinle ilgili düşüncesine bakın. Kendisi bunu yaşıyor. Yani bulutlarda hala gölgeli, belirsiz zannediyor. Bir tam inanca geçip hani firavunluğu bırakıp Musa'ya geçsin. Bu gözyaşını kendinde ve bende bitirsin, biliyorum diyor. İlahi dişiler çok net cevap verdi.
Mıymıylıktan çık adam gibi hareket et diyor. Kontağı çevir yolum bana diyor ve ilahi dişil geldi bakar mısınız? Destelerse alıyorum hemen. Ben kendimden kendime yolculuk yaptım dedi. Bakar mısınız arkadaşlar? Seninle tanıştığımda buydum, şimdi böyleyim deniliyor belki de. Bakar mısınız? Burada daha genç bir hanım, burada daha olgun bir hanım var. Tanıştığınızdan bu yana demek ki yıllar geçti. Kimisi için 1 yıl, kimisi için 29 yıl, kimisi için 9 yıl gibi rakamlar geldi. Kendimden kendime yolculuk yaptım. Seninle tanıştığımda böyleydi. Seninle tanıştıktan sonra şu anki halim bu diye cevap veriyorsunuz. Ben daima güzeldim, hala güzelim. Daima olgun, akıllı ve zekiydim, narindim, zariftim, kibardım, güzeldim ve halen öyleyim diyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum. Şuna bir şifa çalıştıracağım, bu bitsin. Oo, ilahi eril gözüktü. Bakın bu da destek kartı, 5 numara karıştırdım, hala ters geldi. Ben burada üstteyim, şöyle elime takıldı, bakın şöyle baktım. Bu da yani demek ki dişi şunu demek istiyor. Bunu bitir. Ve siz buymuşsunuz arkadaşlar. Hani sizin ilahi eriliniz, dişilinizde başka biri var bilgisi diye düşünüyorsanız eğer, ilahi dişil cevap verdi burada. Ben aşkın ta kendisiyim. Aşktan ve sevgiden yaratmış Allah'ım beni. Ben inançlıyım. Allah'ımı kabul ettim. Allah'ımı bilmeyi, haşa, Allah'ımızı kabul etmek ne demek? Tövbe tövbe tövbe. Yani Allah sevgisini, Allah'ın verdiği sevgiyi öğrendim, kabul ettim, buna inandım ve ben bu aşktayım, bu sevgideyim, ben inançtayım. Aldım, kabul ettim verilerini. Alıp kabul etmeyen de inançsızlıklarda dolaşan, karmalarda dolaşan, bir türlü bitiremeyen, geç anlayan, algısında geç algıya varan, anlamaya geç varan sendin. Aranızdaki fark buydu diyor. Yoksa seni sevip sevmemen, seni bekleyip beklememen değil. Sen şimdi benden duyacağın haberlerle şok olacaksınız der gibi bir edanız var. Sevgili dişillerim, ne diyeceksiniz? Erillere çok merak ediyorum ama önce burayı bir şifalandırayım. Peki, bu kendini attı mı? Oo, bu gözyaşının bitmesi için sizin sevdiğinize eylem yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok net verildi. Sistem, bakın, ilahi dişillere destekliyor. Burada size geldiği gibi dişilde de aynı cevap çıkıyor. İki doğru doğrudur. Başka da doğru yok zaten. Üç de üç gibi bir şey de, üçüncü doğru diye bir doğru olmaz zaten arkadaşlar. Sizdeyken de eylem yap denildi. Göz yaşını bitir, karanlığı bitir, firavunluğu bitir, Musa'ya geç denildi. Değil mi? Biraz evvel size özetlediğimizde. Burada dişil de aynı şeyi söylüyor bakın. İki doğru bitti. Size verilen doğru, dişile verilen doğru aynı. Siz eylem yaptığınızda bu bitecek. Peki bu şimdi şu anda şifalanmasına niyet ediyorum Allah'ım. Çünkü ve zaten anlamı da nedir biliyor musunuz? Bakın kupa süvarisini. Bana gelsin çünkü kazınan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Yani ilahi dişil diyor ki sen bana yeter ki kalıcı bir eylem yap. Ben zaten kalıcıyım ve buradayım diyor. Ve bunun tüm faydalarını da göreceksin. Göreceğim, göreceğiz diyor zaten. Peki Allah'ın izniyle buraya bir şifa çalışsın istiyorum. Hemen şimdi ekranda. Bu eril yola çıksın. Arabanın kontağını çevirsin. Atla gitmek istiyorsa atla ama araçla gitsin günümüzde. Oh, çok güzel. Teşekkür ederim. Bir teşekkürüm Allah'ım. Tamam. Bu şifa çalışsın burada arkadaşlar. Güneş kartı verildi. Bunun üstüne sorulacak ne soru vardı ne bir şey. Evet dedi sevgili dişin. Gözyaşını bitir. O sana gelecek, gönderilecek. Çok az bir ramak kalmış. Puzzle'ın son parçasını oturtuyor. Kendiyle yüzleşip kabul etmesi gerekiyor. 19 numara 1 ve 9. Ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü bugünü yoktur. O da bunu anlayacak. Sen burada sabırlı ol. Ona bu anlat. Zaten buna geliyor denildi. Yani bu sabır öyle yıllar yıllar değil arkadaşlar. Buradaki sabır şunu anlatıyor. Çok az ramak kaldı. Anlamadığı konuları da anlıyor. Aslında anlamadığı konu olmadın. Çünkü neden burada bu seviyedeyseniz zaten kendinizle yüzleşmişsiniz, yüzleştirilmişsiniz. Bütün hatalarınızı, yanlışlarınızı, yanlış seçim ve kararlarınızla yüzleştirilmişsiniz. Hem de yaşatılarak yüzleştirilmişsiniz yani. Dolayısıyla bütün hatalarınızı, bütün geçmişinizi size aynalattırılmış. Bunun ruh ikizi tarafınızla hiç ilgisi yok. Siz kendinizle yüzleşmişsiniz arkadaşlar. Bu kart onu gösterir. Siz kendinizle yüzleştirilmişsiniz.
eylemi yapmanız gerekenin siz olduğunu bugüne kadar her an be an yapabilirken yapmadığınız için bu gözyaşlarının karşılıklı yaşatıldığı yokluk hissinin, bu yağmur sağanakları, bu bulut var ya belirsizliklerin, bunu böyle aşağı koyayım, burada şifa çalışsın. Süvarinin üzerine güneş kartı geliyor bakın. Daima özgür iradesindeydi gidip gitmemek. Fakat bunu bir türlü anlayıp kabul etmediği için sistem devreye girip kendisini kendisiyle yüzleştirdi. Hem de bütün hatalarıyla, bütün hayati kaderleriyle, seçimleriyle, kararsızlıklarıyla, ikilemleriyle, korkularıyla yüzleştirildi. Eril eril oldu deniliyor bu kart. Sadece şu an birazcık sabırlı ol, bunu hazmetmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu süreç işliyor, şifalandı Allah'ın izniyle. Yüce Allah'ımız verebilecek en büyük kart, en güzel kart verildi. Güneş kart üstüne, yani o kadar güzel verildi ki, ruhun güneşi sonsuzdur, dünü bugünü yoktur. O daima ve daima sana gelmek istedi. Zaten sendeydi, senden hiç gitmedi. O da hep sana kavuşmak istedi. O da bu yolda az çalışıp çabalamadı. Onu, sadece sen onun çalışmadığını zannediyorsun, hizmet etmediğini zannediyorsun ama o da çalışıyor ve çabalıyor. Sadece çok ağır şeyler yaşadığı için şimdi bunlarla yüzleşiyor ki kabul etme sürecinde. Yani demek istiyorum ki aslında sınavları bitti. 21 numarası bitti. Puzzle'ın son parçasını da oturttu. Sadece bunu hazmetme sürecinde, çok normal arkadaşlar. Yani hepimiz insanız, düşünün ki erillerin de sınavları gerçekten Allah vermesin. Bitirmiş olanlara, bitirmeyenlere de kolaylık versin, tezde versin. Çok çabuk bitirsinler inşallah her bir gönül dostum. Sevgili eril arkadaşlar, ikidir geldi, ikidir gözüküyor, alıyorum bu sefer arkadaşlar. Burada çok net bir şey söyleniyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü kişi sizi birbirinizden ayırır. Siz birbirinizden ayırmamışsınız. Bunu da tilki ve çakallıkla ayırmış arkadaşlar. Peki, o zaman sevgili ilahi dişi, sen tam olarak ne demek istiyorsun? Bir sen konuş bakalım. Ne vereceksin? Ne demek istiyorsun? Yani burada 19 numara güneş kartıyla, hani merak etme sevgili ilahi dişi. O senin ruhunun diğer parçası. Sen de onun. Ve ruhun dünü bugünü yok, o ruh parçasıyla buluşmak ister. Ne dünü olur ne de başka bir şey. Burada kapanan konu olarak geldi. Bakalım bu neymiş? Aa, 12 numara, kendini artık bekletmeyecek bir eril var. Peki, kapandı o konuda, çok şükür. Buraya da atıfta bulundu şu an sözlerimle. Bitti bitti. Kabul etti. Bunun inancına, kabulüne geçti denildi. Tam bu videoda bu cümlelere denk geldiğinizde de zaten bunu da dünya planında size resmiyette ispat olmuş oldu, dünya planında. Yani dünya planında. Resmen size dünya planında bu açılımla ispatlanıyor arkadaşlar. Peki, şifa işledi. Çok güzel aldık, kabul ettik. Sindirme, kabul etme süreci. Tabii çok ağır şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Biz rehberiz yani. Sevgili gönül dostlarınızın neler yaşadığını biz çok yakından rehberliklerle görüyoruz, takip ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok ağır şeyler yaşanıyor. Böyle bildiğiniz gibi değil. Yani öyle hazmetmesi kolay. Hadi bugün geceden sabaha es geç bitsin olayıyla olmuyor. O kadar basit değil, o kadar kolay değil. Yani insanız hepimiz. Duygudan var edildik. Ruhumuz var, kalbimiz var, yüreğimiz var, gönlümüz var. Acı çekiliyor. Tabii ki çekilen, düşünün ki hak etmediğiniz bir şeyi hak etmişsiniz gibi size yaşatılıyor. Siz de bunu hak ettiğinizi zannetme yanılgısına düşüp buna inanıyorsunuz. Ben bunu hak ettim diyorsunuz. Sonunda Allah sizi uyanışa geçiriyor. Sistem size tokat gibi vuruyor ve diyor ki yok yok, sen zaten hiç öyle değildin ki. Yani sen Musa'ydın zaten. Sadece Firavun'a oynamış, Firavun'dan soyunmuş gibi gözüktün, gösterildi. Aslında hiçbir zaman Firavun olmadığını görmüş oldun deniliyor. Ve erilin de şimdi bütün bunu düşünebiliyor musunuz? Firavun olmayan adamların Firavun olduğu gösterildi. Firavun olduklarını kabul ettiler. Firavun olmadıklarını gördüler, kabul ettiler. Şimdi böyle mi, böyle mi? Bütün bunları hazmetme süreçleri, buna saygı göstermek gerekiyor sevgili ilahi dişiler. Evet, çok güzel geldi. Peki, sevgili ilahi dişiler, ilahi eril geldi. Sistem verdi onu. İki kez destenin altına geldi bu kadar karıştırmama rağmen. Demek ki bununla ilgili bir mesaj var. Evet, 28 numarayla ilgili, buradaki erille ilgili ne gibi bir mesaj veriyor? Sisteminden rica edeyim bunu.
Ve o sevdiğinde bir üçüncü kişi var mı? Hayatında biri var mı? Gidersen beni ister mi, istemez mi? Öz değersizliğinde bir parça bu yönde öz değersizliğiniz var. Bundan derhal çıkın. İkiz ruh Allah sevgisi, aşkı bu ilahi aşktır. Allah sadakasında böyle bir şey olmaz. Artık bunu yıkın arkadaşlar. Peki sevgili ilahi dişli ne diyorsun? O kadar uzun süre kararsız ve ikilemlerde kaldı ki bütün hatası buydu deniliyor. O kadar kararsız ve ikilemlerde kaldı ki, o kadar mahkeme muhakeme etti ki benim hakkımda, öyle yargılarda bulundu, öyle ahkamlar kesti ki, hayatımda hiç kimse yokken, kendisi varken, hayatımda kendisinden başka kimse olmadığını bir türlü kabul edemedi, hep bir başkası var dedi ve bunu da bu kadar bekletti beni diyor. Doğru mu anladık biz? Rumi, doğru mu anladık biz? İlahi dişiler bunu mu demek istedi? O kader çarkı %100, %100 doğru teyit edildi. Deniliyor ki bu dişil, ilahi dişil, gerçeği ispatlanmış bir gerçek ilahi dişi, kendi ey seçilmiş olan olduğunu öğrendi. Sen kendi talihin ol, onu da öğrendi, kabul etti. Bu yolda bu erille kavuşmak için bekliyor. Fakat bu eril bugüne kadar, bu dişilin erili bir türlü, başkası var mı yok mu, var mı yok mu, seviyor mu sevmiyor mu, gideyim mi gitmeyeyim, kabul edilir miyim edilmez miyimden çıkamadığı için, o bulutlar da onun için geldi zaten, bir türlü firavunluktan çıkamadı. Firavun değil ki, firavun enerjisi çalıştırmışsınız yani, aslında firavun değilmişsiniz. Tövbe tövbe, iptal 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 iptal. Peki tamam, çok güzel, burası şifalanıyor, onu anladık, kavuşuyorsunuz çünkü kader çarkında ikiniz varsınız zaten, kavuşuyorsunuz, bu hayat yolunuza beraber çıkacaksınız. Dişi zaten buna %100 emin, güveniyor, Allah vermiş o inancı. Dişil de tevekkülle, hürmetle almış, kabul etmiş, yoluna sadakatle, güvenle, sadık bir şekilde inançta devam ediyor. İnanca gelmesi beklenilen taraf, elinin bunu aşması gerekiyor. Niye? İşte çünkü diyor ki, başka biri var mı hayatında, ben gidersem beni kabul eder mi etmez mi diyor. Bu da ilahi erilin kendi kartı arkadaşlar. Hani kendisi yani. Evet, biri var ama sen varsın yani. Başkası yok. Peki ilahi dişili konuşturalım biraz. İlahi erile ne demek istersin? En büyük mesajı nedir? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Da. Oy, 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 oy. 21 yıldır kendinden uzak yaşayan bir eril, belki işte kiminiz için 21 yıldır, kiminiz için 21 aydır veya 3 senedir veya 3 senenin üstündedir, o kadar ayrı kalmışsınız ki, karlı dağlar. Ben bu dağda bir ceylandım. Bakın burada karlı dağ var, burada da bir ceylan var. Bu ilahi dişili temsil eder buradaki ceylan. Bu karlı dağ bize aştırdı. Hani demek istiyor ki işte, ilahi dişili burada çok güzel bir şey söylüyor. Bu karlı dağ aramıza öyle bir uzaklık, soğukluk soktu ki, öyle sorunlar, engeller, karmalar soktu ki, öyle de inandı ki onlara dağ gibi engel koydu önümüze. Karma yarattı deniliyor. 21 numara ve aynı zamanda şimdi sınavınız bitti arkadaşlar. 21 numara dünya kartına tekabül eder. Sınavlarınız bitti. Bu karlı dağ sınavlarınız bitmiş yani. İyi yaşayalım, güzel yaşayalım, çok yaşayalım. Bitmiş sınavlarınız. Hapşırığını da teyit etti. Peki, çok güzel, sınavları bitmiş. Bunu doğru anladık değil mi? 21 numara çünkü sınavın bittiğini gösterir. Egosunu parçaladı, bitirdi deniliyor. Peki, Rumi'den bir kart alacağım. 21 numara, bu karlı dağ, sınavların bittiğine dair, biz bittiğini anlıyoruz. Doğru anladık mı burayı? Oo, muhteşem. %100 cevap evet. Zaten en büyük illüzyonu sürekli dişili hakkında yanlış yargıyı düşünmekte. Hiçbir zaman olumlu ve pozitif olabilirliğini düşünmediği için en büyük yanılgısı buydu zaten. Bu da o kadar imkansız bir yanlış algıydı ki, hani gerçeği imkansız olan bir şeye inandı. O karlı dağları soktu araya deniliyor. Bunun gerçek olabilmesi için gökyüzündeki ayın suya inmesi gerekiyor. Ay yansıdığı suda değil, halbuki gökyüzündedir. Eril'in en büyük dişine yaptığı ihaneti buydu deniliyor. Hakkında bir kez bile olsun olumlu düşünmedi, daima olumsuz düşünüldü.
bir kez bile inanca gelmedi, hep inançsız davrandı. Yani kendisini sevebileceğine inanmamışsınız, halbuki dişiniz o kadar sizi sevmiş, bırakıp gittiğiniz günden beri size saldırmış. Ez cümle buna öğrenmişsiniz. Peki başka ne demek istiyorsun? Kader bu. Kaderi kabul ettim diyor. Kader bu. Artık onun o illüzyonları, o karlı dağlar, o soğuk, o karma, o sınavlar bitti. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl güzel veriyor dişi? Ne kadar açık ve net değil mi? Hiç mıymıntılık yok. Tak 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 şak 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 veriyor dişi. Karması onun tarafındaydı. Aramıza buz gibi soğuk dağları sokan oydu. Yani öyle mesafe soktu aramıza. Öyle uzak, öyle soğuk, öyle soğuk, öyle uzaktı ki. En büyük illüzyonu da zaten buydu. Bütün illüzyonları da bana bağladı. Halbuki kendisinin illüzyonlarıydı. Benim hiç illüzyonum yoktu. Ama sanıyorum bu da kaderdi. Kaderdi ama bu geçmiş. Bu kitap kapandı diyor. Kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Sevgili ilahi dişi. Burayı kapattım. Peki. Tamam çok güzel. Ben dişinin bilgilerini de anladım. Peki başka ne demek istiyorsun? Senden son bir şey alayım. Ne demek istersin? Bakar mısınız? 13 numara masumiyet kartıdır. Hiç benim masumiyetime inanmamıştı denildi. Ama şimdi benim masumiyetime inandı diyor. Çünkü onu bitirdi diyor. Ters verdi. 13 numara ölüm kartına da tekabül ediyor. Şimdi benim masum olduğuma inandı. Doğru mu anladık? Evet. Farelerde bitti. Bakar mısınız? Ters. Ve ters geldi. Bu noktada, doğru noktada bu şekilde yani hani masumiyetime de inandı, artık masum olmadığıma hani inanıyordu ya bugüne kadar, bunu bitirdi. Benim kendisinin düşmanı, kendisine sınavları yaşatan, kemiren, enerjisini tüketen o fare, o kemirgenlerden olmadığıma, asla da olmayacağını, tövbe estağfurullah, anladı deniliyor. Peki o zaman bir dakika, şimdi bunları ben alayım, kartlarımı katayım. Siz birbirinize karşı bir şey söyleyin. Uzun zamandır karşılıklı konuşturtmadım. Sizi bir karşılıklı konuşturayım. Birkaç kart da bunun için çekeyim. Ondan sonra bitireyim. İlahi, sevgili ilahi dişileri. Anladım. Çok güzel, net geldi. Siz eliyle direkt konuşmak istiyorsunuz. Bir şey direkt söylemek istiyorsunuz. Ne söylemek istiyorsunuz onu merak ediyorum. Söyleyin bakalım. Peki, Lenovat'ta destemle devam ediyorum. Sevgili ilahi erille, sevgili ilahi dişili, şöyle birkaç kart konuşturma kartı yapmak istiyorum. Bir karşılıklı konuşturayım bakayım. Uzun süredir hiç konuşturmadan. Bu iki ikiz ruh birbirine ne demek istiyor? İlahi erilden dişile gelsin. Sen benim şansım, kısmetimsin ve diğer yarımsın. Bunu biliyorum. Aşka da geldim. Seninle kavuşacağım dedi. Peki bunun için de ne gerekiyorsa bu yolda yapacağım dedi. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Benim şansım var yani sana kavuşmak için. Hala kavuşabileceğimize ben inanıyorum. Hala bir şansımız olduğuna inanıyorum dedi. Çok güzel geldi. Peki ilahi dişi bir şey söylesin. Bakalım ilahi dişi, ilahi erile ne söyle. Peki ilahi dişinden gelsin. Bakar mısınız? Bu zaten en başından beri böyleydi. Senin en büyük saplantın, senin egonun kendisinden kaynaklandı. Bu zaten hep böyleydi dedi. Oh, çok ağır söyledi. Hani bu zaten hep böyleydi. Sen yeni anladın dedi. Bu kadar geç anlamanın sebebi de senin egondu dedi. Wow. Peki eril buna cevap versin o zaman. Kendisini verdi. Doğru, haklı diye teyit etti. Evet. Peki. Çok güzel geldi. Kendisini alayım madem buraya. Doğru kabul ediyor. Hatamı kabul ediyorum diyor. Erillerde çok büyük değişim olmuş. Sınavlarınız gerçekten 21 numaranızı. Eğer bunu diyorsanız 21 numaranızı bugün bitirdiniz demektir arkadaşlar. Bu videolar da buna hizmet etti. Bakar mısınız? Ay, deste dönmüş altında bu kart var. 15 numara. Saplantılarınız kaynak kendi egonuzdur. Eril bunu kendi kendine söyledi. Wow, çok büyük ilerleme var ya. Siz gerçekten kavuşursunuz arkadaşlar. Harika. Peki. Eril dişle tekrar sen bir şey söyle bakalım. Ne demek istiyorsun? Ben hep güdüyle hareket ettim.
Ya çok özür dilerim. Burada öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Ben hep onu projeksiyon altına aldım. Hep onu inceledim. Çok kontrolcü davrandım. Aldığı nefesi bile takip ettim. Ama o bunu hiç bilmiyordu dedi. Bu benim güdüsel. Yani çok affedersiniz. Hani yanlış anlamayacağınızı düşünüyorum bu noktada. Benim hayvani güdümle hareket etmişim. İnsan olduğumu unutmuşum. İnsan irademle hareket etmek, aklımla, zekamla hareket etmek yerine hayvansal güdülerimle hareket etmişim. Bunu da çok doğru bir şey olduğuna zannetmişim. Bildiğim bilgilerin hepsi yanlıştı. 12 numara asılan adama da tekabül eder bu. Bütün bilgilerim yanlıştı. Bütün inanışlarım yanlıştı. Bunlar yıkıldı, yerle bir oldu diyor Eril. Çok güzel geldi. Dişin ne diyorsun Eril'in bu dediğine? Çok doğru söylüyor. Üçüncü kişi zaten yoluna çıkamamasının sebebi böyle düşünmesiydi dedi. Peki bunu da attım. Peki dişil sen bir şey söyle Eril'e. O evleneceğim kişi diyor, bakar mısınız? Ay bunun üzerine daha çekmiyorum. Peki bir dakika Eril buna da cevap versin. Dişil diyor ki o geleceğimi kuracağım, evleneceğim, sevdiğim adam. Ben, yani benim hayat portrem bu. Ve o portrede o var diyor. Bu evi, bu evliliği de ben onunla yapacağım diyor. Ay dişiller yine var ya, lafı gediğine koydunuz hakikaten. Tebrik ediyorum size. Bakar mısınız? Eril de zaten bu eve bakıyor. Zaten bu hayale bakıyor. Peki Eril, dişilin bu söylediğine sen bir şey söyle. Ne diyeceksin? Hadi sen bir şey söyle. Oo. O ne kadar inandıysa ben buna o kadar inanmamıştım dedi. Buradan kart al diyor. Bir dakika şu kartları alacağım. Oo, Eril zaten bir şey tek dişil gibi tek kart da vermiyorsun ki. Bak yine bir şey geveleyip eveliyorsun, geveliyorsun, oyalıyorsun. Kulağı tersten göz. Şimdi bakın 5 kartla söyleyeceğini söyleyecek. Tek kartla söylemedi arkadaş. Aradaki fark bu işte. Bir özünüze gelemiyorsunuz. Bu da kendini böyle. Oy, 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 oy. Neymiş? Bu kartları açacağım. Çok merak ettim. Kuyu. Hu. Oo. Aa. Yani oh sevgili eriler. Yüreğimi dağladınız. Burada öyle gözyaşı döküyorsunuz ki seller sular. Hatalarınızı kabul etmişsiniz sonunda. Firavun olarak yaptığınızı zannettiğiniz şeylerin aslında bir firavun olmadığınızı, bütün o kötü ve olumsuz olanları, sadece bana maske takan biri yaptı bunu. Beni de öyle gösterdi. Kuyudaki en büyük sır buydu. Sadece benim bunu anlamam 41 yılımı aldı diyor. Ay çok üzüldü. Burada eriller ne demek istiyor biliyor musunuz sevgili dişiller? Çok ağır bir senaryo geldi burada. Anladım. Bu gerçekten kavuşacak olan çiftler. Eril burada diyor ki bu eriller. Bu Ademler Havvalara şunu söylüyor. Senin bilmediğin, seninle olan dönemden sonraki yaşadıklarım değil, bana asıl en ağır gelen diyor. Belki 41 yıl önce hayatıma giren, hayatıma girdiğinde bir derhal biçmem gereken, biçmediğim, bana maske takan. Bunu bir yıl sonra bakın 40-41 ne oluyor? Yani demek istiyor ki hani hayatıma girdikten bir yıl sonra da anlayabilirmişim. Niye 41 yılımı aldı? Bunun nasıl bir yılan olduğunu demek istiyor. Hayatındaki üçüncü kişi için. Kuyudaki en büyük sır, en büyük yılan. O labirent buymuş. 41 yıl önce hayatıma girdi diyor Eril burada. Bakın. Fakat diyor 41 yıl önce hayatıma girdi ama diyor. Ben bunu ilk yılda anlamış olsaydım 40 yılımı kurtarırdım. 40 yıl o bana maske takmazdı. Buradaki suçlu benim. Onu her şeyini görmezden gelip göz yuman ben olduğum için 41 yıldır bana gol atıyor. Hatta 43 yıl olmuş arkadaşlar kiminiz için. 40, 41, 43, 35, 37, 28 yılla geldi. Buradaki 35, 37 rakamları geldi. Hani burada şunu diyorsunuz. Burada konu sen değilsin dediniz eriller. Sizin cevabınız çok güzel geldi burada. Siz şunu söylüyorsunuz dişillerinize. Seninle ilgili olan dönemi baz alıyorsun. Fakat benim hayatımda daha ağır ve acı olanı var. Sen bunu bilmiyorsun dediniz. Benim hayatımda öyle ağır, öyle acı bir senaryo var ki, hayatımda öyle köklü bir karma var ki,
43 yıldır var dedi. 43 yıldır bir labirentte olduğumu, hayatıma giren sana minnettarım ki senin sayende 43 yıldır bir labirentte bana yaşatan, hayatımda olan bir üçüncü kişi hayatımda o kadar da köklü sağlam yer etmesine izin vermişim. Öyle sağlam da bir karma, bir karmik kişi karma oluşturmuş ki bu labirente beni sokmuş ve ben bunu 43 yıl sonra anladım. Sen şimdi anlıyor musun diyorsunuz dişinize. Elbette ki seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum. Sana ne kadar geç kaldım, belki 43 yıl evvel onu hayatıma kabul etmemiş olsaydım. Seninle tanışmış olabilir, bu evliliği seninle yapmış olabilirdim. Bana o kadar zaman kaybettirdi ki 43 yıldır hayatımı işgal eden bir köklü karma var. Öyle bir derin kuyu ki, halbuki bunu ben demek istiyor ki 40 ile 41. yılda şunu demek istiyor. 43 yıldır hayatımda, fakat ben bunu hadi birinci sene anlamadım, ikinci sene anlamadım, üçüncü sene de mi anlamadım? Ben 40 yıldır anlamamışım. Hani benim acım o kadar büyük ki bunu sindirebilmek, hazmedebilmek. Hani o kadar büyük bir acım var diyorsunuz yani. Allah acınızı bitirsin. Hiç zerre buna üzülmeyin. Buna üzüldüğünüz noktada bile ona hizmet etmiş oluyorsunuz Allah'ın nazarında arkadaşlar. Allah daima acınızı, elem, keder, üzüntünüzü anda bırakmanızı ister. Hiçbir şekilde yılları kaybettirmeden şimdi şu anda sizden rica ediyorum, buraya şifa çalıştırmak istiyorum sevgili ilahi erillere. Bunun için daha zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Şimdi siz sevdiğinizle evlenmek istiyorsunuz, sevdiğiniz sizinle evlenmek istiyor. Bu çok normal, kavuşacaksınız zaten, bu yola gireceksiniz. Burada sizin ilahi dişinizi, cevabınızı Rumi ile alacağım. Güneş, güneşin ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü bugün yoktur. Ben senin, sen benimsin ve ben sana gelip seninle yüzleşeceğim dediniz. Cevap geldi. Peki şimdi ben Allah'ın izniyle şu 43 yıllık hayatınızda size gol atmış, zar atmış, maske takmış, bu kuyuyu oluşturmuş. 41 yıl önce bu kuyuyu oluşturmuş diyorsunuz. Halbuki bunu 40. yılda anlamadıysam 41. yılda anlamalıydım. O zaman da anlamamışım, 43 yılı buldu diyorsunuz. Siz bakar mısınız? Seri geliyor rakamlar. 40, 41, 43 geliyor. Öyle zaman kaybetmişim, öyle zaman kaybetmişim. Öyle görmezden gelmişim ki biçip bitirmem gerekirken biçip bitirmediğim için sağlam köklü bir karma oluşturdum dediniz. Bu benim hatam diyorsunuz. Hatanızı kabul ediyorsunuz. Ben görmemişim, ben biçmemişim, ben zaman kaybetmişim. Evet, karma ve labirent benim tarafımdaymış. Bu büyük köklü karma, bu derin kuyu, bu sırlar benim hayatımdaymış ve bunu maskeli bir üçüncü kişi yaptı dediniz. Peki, buraya bir şifa çalışsın istiyorum. Artık bu yüreğinizdeki acı, elem, keder ve bu üçüncü kişinin yaşattıklarına daha fazla üzülüp zaman kaybetmemeniz için bu maskeleri atacağım. Şu zamana, zaman artık kaybetmemeniz ve üzülmemeniz için, yeterince zaman kaybetmiş bir de üzülerek kaybetmemeniz için buraya Allah'ın izniyle şifa çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Peki. Sevgili ilahi eriller, sevgili ilahi dişiller. Şifa her iki tarafta çalışır zaten. İlahi erinin yüreğindeki bu acı, bu elem, keder, ızdırabın bitmesine niyetle, Allah'ın izniyle buraya şifa çalışmasına niyet ediyorum. O muhteşem. Videoyu burada bitiriyorum. Bu şifa burada çalışsın arkadaşlar. Evet. O bir bilge oldu, bir kahin oldu, bir ermiş, bir derviş, bir bilge, bir alim oldu. O zaten bunu aşacak denildi. Güneş kartı, ermiş kartıyla da %100 bunu çok kısa bir sürede, şu an itibariyle Allah'ın izniyle şifa çalışıyor. Hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Burada kartlar böyle kalsın, şifa çalışsın istiyorum. Burada videoyu bitiriyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bireysel rehberlikleri için altta ekteki videomda iletişime geçebiliriz. Randevu talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, şifa içinde olun, sevgi ve aşk içinde olun. Düşüncenizi nasıl yöneteceksiniz? Gördüğünüzü görmemezlikten gelerek, kendinizi inkar etmeden, hiçbir şeye halının altına süpürmeden, hayır mı geliyor, evet mi geliyor, içindeki ses yap diyor, öbürü yapma mı diyor, yapı seç, evet'i seç, bitir, düşünceyi yönet, alt bilinci yönet, hükmet alt bilincine ve düşünce, olumsuz düşüncelerine ve illüzyonlarını artık sıyrılmış, illüzyonlarınız bitmiş oldu, bitti arkadaşlar. Kavuşma ve evlilik var burada.
Yürü ya kulum diyor Allah size. Çok az bundan da çıkacak denildi. O bir bilge buna derhal aşacaktır sözü verildi. Aldık kabul ettik. Şifa çalışsın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.